Merhabalar arkadaşlar. Bölgesel bir aktör olarak İran başlığını konuşacağız sizinle. İlk defa yapıyorum böyle uzaktan video konferans diyelim. Onun için biraz kusura bakmayın. Şimdi İran malum herkesin bildiği gibi bölgenin en önemli, en köklü, en tarihi ülkelerinden biri. Hep duymuşsunuzdur bölgede İran'ın köklü devlet geleneğine vurguda bulunur. Bölgesel ağırlığından bahsedilir. Gerçekten de öyle. İran günümüzde de böyle, geçmişte de böyleydi. Muhtemelen ileride de bölgesel ağırlığı fazla olan bir devlet. Ben öncelikle biraz da tarihçi olarak geriden almak istiyorum. Yani İran dediğimiz zaman hani konuya çok vakıf olmayan arkadaşlar hani İran bir ülke, işte Orta Doğu'da X de bir ülke, mesela diyelim Umman da bir ülke, işte Birleşik Arap Emirlikleri de bir ülke. Bunun farkı nedir dediğimiz zaman biraz tarihten almak gerekiyor ister istemez. Çünkü bugünü daha iyi anlamak için vurguda bulunmak gerekiyor. Bu bağlamda İran kelimesinden başlarsak hani İran nedir anlam olarak işte yine tarihi efsanelere kadar geri gitmek lazım. İran Turan hikayelerine kadar dönmek lazım. Yine hep bahsederim, anlatırım ben de derslerde vesaire. Hani Turan nasıl bir zihinsel bir terimse, bunun sınırlarını çizmek çok net mümkün değilse, Orta Asya'da büyük bir Türk yurdu olarak tasavvur edilirse, aslında İran'da öyledir. Bu şekilde geçer. Yani geçtiği metinlerde de, Şahnamede de, başka metinlerde de bu kavram kullanıldığında çok net değildir aslında. Ama modern dönemde artık modern bir ulus devlet olmuştur ve işte bugün sınırları bilinen İran ülkesi olmuştur ve 79 devrimiyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti dediğimiz bir siyasi sistem kurulmuştur İran'da. Bu tarihsel derinlik İran'a ciddi bir kimlik de veriyor. Özellikle İslam öncesindeki İran'ın bu parlak, görkemli medeniyet olarak tasvir edilen, en son Sasanilerle, İslam fetihleriyle birlikte sona eren bu dönem, bugün bile birçok İran milliyetçisi açısından oldukça önemlidir. İranlı aydınlar, gazeteciler, entelektüeller, hatta siyasetçiler bugünle ilgili konuları bile konuşurken çoğu zaman bu tarihe göndermeler yapabilirler. Bunu çok sık görebilirsiniz. Özellikle İslam öncesi tarihe. Çünkü ortalama bir dediğim gibi İranlı okumuş yazmış insanın zihninde parlak tarih diyebileceğimiz şey çok büyük bir oranda İslam öncesi döneme aittir. Bu bağlamda Türkiye ile ciddi farklılık gösterir. Yani Türkiye'de İslami dönemler oldukça önem kazanır. Selçuklular, Osmanlılar hemen herkesin büyük bir saygıyla bahsettiği dönemlerdir. İran'da ise bu dediğim gibi daha çok İslam öncesi döneme ait yaklaşım tarzı bu şekildedir. İslami dönem çok olumlu karşılanmaz. Bunu da birazdan bahsedeceğim. Modern milliyetçiliğin de etkisi var. Hatta o dönemle ilgili Abdülhüseyin Zerrin Kubu'nun meşhur İki Dönem Sessizlik kitabında da anlattığı gibi İslami dönemlerle birlikte onlar çoğunlukla Arap işgali tabirini kullanırlar. İran'ın bu parlak dönemlerinin bittiği ve göçebe, yarı vahşi, saldırgan grupların, Arapların İran'a hakim olduğu ve İran'ın o medeniyetinin uzun bir süre duraksadığını savunur bu milliyetçi görüş. Bu Arap karşıtlığı, Araplara karşı gelişen dil, dediğim gibi bugün dahi tarih metinde, tarih kitaplarında, edebiyat metinlerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Özellikle az önce de bahsettiğim Firdevs'in Şahnamesine vesaire bakıldığında da ki çok popüler bir kitaptır. Bunları görebilirsiniz. Bu niye önemli? Biz İran'ın bölgesel politikalarından bahsedeceksek. Çünkü bu bölgede yaşayan etnik grupları kabaca üçe ayırmak mümkün. Yani işte İranlılar, Farslar, Acemler, Tacikler ne derseniz, Araplar, Türkler, belki işte yeni dönemde buna Kürtler de aktör olarak ekleniyorlar. Bunlara bakış sizin bir şekilde bilincinizi, kültürünüzü hatta bilinçaltınızı etkileyebiliyor.
Onun için çok alakasız yerlerde bile, çok güncel, çok olaydan aslında bağımsız konularda bile bu bilinçaltının dışa vurumunu görebiliyorsunuz. Daha sonra yine resmi İran tarihi anlatımına göre Türkler gelmiştir. Türk imajı da klasik İran tarihinde çok olumlu bir imaj değildir. Ve bu modern döneme kadar böyle gelmiştir. Tabii modern döneme gelmeden önce bahsetmemiz gereken İran tarihi ile ilgili önemli diğer bir husus da İran ve Şiilik arasındaki ilişki. Yani biliyorsunuz İran Şii, hani bu öğrenciler çok yoğun bir kitle olduğu için 200 kişi kadar olduğu söylendi bana. Ne kadar biliniyor bu konular çok emin değilim. Ama bölgede Şii kimliğiyle ön plana çıkan bu ülke. Ama İran dediğimiz zaman tarih boyunca bu böyle değildi. Özellikle İslami dönemde Abbasiler gibi daha sonraki yerel devletler döneminde de Gazneliler de olsun, Selçuklular da olsun ki İran coğrafyasında kurulmuşlardır. Ana akım, devlet kurumları vesaire, eğitim Sünni ağırlıklı bir İran'dır. Önemli bilim adamları, önemli edebiyatçılar, önemli yazarlar, çizerler bunların hepsi, hemen hemen hepsi Sünnidir. Dolayısıyla bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani İran'ın 500 yıllığına Şii anlayışının, 12 İmam Şii anlayışının etkide bulunduğu doğrudur, damga vurduğu doğrudur. Ama bundan önce İran klasik, diğer Türk devletleri gibi, birçoğu gibi Sünnilerin ağırlıkta olduğu bir devletti. Hikayeyi muhtemelen biliyorsunuzdur. Şah İsmail döneminde Safevilerle birlikte, ki Safevilerin aslında dergahı da Sünni bir tarikattan, Şafii kökenli bir tarikattan daha sonra Şiileşmiştir. O da başka belki bir dersin konusu olabilir. Tasavvuf gruplarıyla Şiilik arasındaki ilişki. Daha sonra Şiileşip bütün İran'da tabii ki hem inanç, tamamen inancı dışarıda bırakamayız, hem de siyasi hedefler doğrultusunda İran'ı Şiileştirmesi, İran'ı hemen hemen az çok Azerbaycan ve Afganistan sınırındaki bir takım değişiklikleri saymazsak bugünkü sınırlarına ulaştığın aslında Safevi dönemidir. Ve Safeviler aslında modern İran kimliğinin oluşmasında da oldukça önemli bir rol oynamıştır. Biraz daha yakına gelindiğinde Kaçarlar dönemi var. Kaçarlar Batı'yla İran'ın çok yakın ilişki içine girdiği bir dönem. Bu dönemde bir şekilde aslında Türkiye ile benzer özellikler gösteriyor İran'da hem devlet olarak hem toplum olarak. Yeni bir meydan okuma var. Batı'dan geliyor. Çok sert, yani bildiğiniz bütün paradigmaları değiştiren, kimliğinize doğrudan saldıran, ekonomik, siyasi, askeri olarak sizi yerle bir eden bir akım var. İranların tavırları da buna genel olarak iki tarzda oluyor. Bir işte daha muhafazakar bir siyasi akım, diğeri de daha aydınlanmacı, daha değişimci, daha reformcu bir akım. Meşrutiyet döneminden beri bunlar çatışıyorlar. Bugüne kadar bunun iz düşümünü görmek mümkün. İran tarihine baktığımızda, siyasi sahnesine baktığımızda bu sürekliliği çok net görüyoruz. 1925 yılında nitekim başa geçen Rıza Pehlevi de Pehlevi soyadını daha sonra alıyor. Bu ilk çizgide, yani batılılaşmacı, reformcu, çünkü o dönemde bütün İslam dünyasındaki siyasi elitlerin kafasında bu tür bir model var. Yani Rıza Pehlevi bu amaçla bu yolda tek değil. Türkiye'de böyle, Afganistan'da böyle, Mısır'da böyle. Bunların tamamı hem siyasi elitler hem de üst düzey okumuş yazmış kesimler arasında bir görüş birliği var. Kültürel reformlar yaparak Batı'yla olan aradaki bilimsel, teknolojik, ekonomik uçurumu kapatmaya çalışmak. İran'da da bu takım reformlar vesaire yapılıyor ve İran işte monarşi yönetim Pehlevilere geçiyor Kaçarlardan. Bu bir bakıma tarihsel bir kırılma noktası. Ondan önceki hanedanların ağırlıklı olarak Türk kökenliyken biz Pehlevilerde Fars milliyetçiliğinin oldukça öne çıktığını görüyoruz. Bu amaçla resmi tarih yazımı güçlendiriliyor. Kaçarlardan beri aydınlar arasında yaygın bir anlayış. Resmi ders kitapları, milli eğitimin her tarafa yayılmasıyla birlikte tek tip makbul bir vatandaş oluşturma çabaları var bu dönemde. Bir ölçüde cevap veriyor, bir ölçüde cevap vermiyor. Çünkü İran az önce de dedik ya, yani bir imparatorluk geçmişine sahip. Orada Arap, Kürt, Türk, işte Beluç, onlarca belki etnik grubun olduğu bir ülke bugün bile.
nüfusunun yarısına yakını ana dili Farsça olmayan topluluklar oluşturuyor. Dolayısıyla bu politikalar, tek tipleştirme politikaları uzun bir süre devam ediyor. Yine İkinci Dünya Savaşı esnasında Rıza Şah'ın görevden alınıp Almanlara yakınlık duyduğu gerekçesiyle oğlunun iş başına getirildiğini görüyoruz. Muhammed Rıza Şah'ın. Ve 25 yıllık bir dönemi var. Ama o 25 yıllıktan önce, aslında 45'e sayarsak daha fazla ama 53 darbesinden sonra 23-25 yıl. 53 darbesi neden önemli? Başbakan Muhammed Musaddık'a karşı yapılan bir darbe. Yine İran tarihinde çok önemli. Bugünü bile anlarken İran-Amerika arasındaki bu güvensizliğin köklerini ararken sürekli karşımıza çıkan bir olay. Aslında petrolü millileştirmek gibi bir hedef olan ve Amerika'nın, İngiltere'nin tepkisini çeken bir yönetici Sudan bahanelerle devriliyor ve sonra dediğim gibi Muhammed Rıza Şah'ın biz 25 yıllık modernleşmeci politikalarını görüyoruz. Bu dönemde petrol fiyatlarının artması İran'a büyük imkanlar sağlıyor. Özellikle 60'ların sonunda ve 70'lerde İran'ın büyük atılımlar yaptığını biz görüyoruz. Farklı alanlarda büyük projeler yapılıyor. Hem ekonomik alanda, hem askeri alanda, hem siyasi alanda Şah oldukça öne çıkıyor. Bölgesel politikaları güçlendirmeye başlıyor. Yemen'e müdahaleleri var bu dönemde. Ciddi bir şekilde Umman'a müdahalesi var. Lübnan'da, Lübnan Şiileri üzerinden Şah'ın açılma politikaları var. Dünyanın en büyük dördüncü ordusunu geliştireceğim söylemleri var. Çok büyük silah siparişleri var. Ama biliyoruz 79 devrimiyle birlikte, İslam devrimiyle birlikte İran tamamen farklı bir yöne geçiyor. Farklı bir siyasi çizgiye geliyor. Nedir 79 devrimi? Kısaca Ayetullah Hümeyni liderliğinde gerçekleştirilen temelde Şah'ın bütün politikalarını reddeden ve dış politikada bunun içinde, yani Şah'ın İsrail ve Amerika ile olan ilişkilerini ciddi ölçüde eleştiren Ayetullah Hümeyni liderliğindeki, kendisi bir din adamı, başlayan bir hareket. Aslında bu 63 yılında başlayan bir hareket siyasi olarak. Meşhur Kum'daki Feyziye Medresesi'nde Hümeyni'nin Şah'ı eleştiren çok sert bir konuşması var. Bunun üzerine tutuklanıp işte önce idam kararı verilip sonra sürgüne gönderilmesi. O sürgünde de ilk önce Bursa'ya gönderiliyor kendisi. Bursa'da kalıyor birkaç ay, daha sonra Irak'a geçiyor ve 15 yıl boyunca Bursa, Necef'te kalıyor, Irak'ta kalıyor. Oradayken velayet-i fakih kavramını ortaya atıyor ve bunu geliştiriyor. Nedir velayet-i fakih kavramı? Adı üstünde temel olarak fakihin, fıkıh aliminin, İslam aliminin toplumun velayetini, vesayetini üstlenmesi. Bunu da nasıl gerekçelendiriyor Hümeyni? Diyor ki ulema peygamberlerin varisidir. Peygamberler olmadığına göre şu anda ulema onların görevini almak durumundadır. Peygamberin de bir görevi toplumu yönetmek olduğu için biz de ulema olarak aslında peygamberin yöneticilik görevinde üstlenmemiz lazım. Ve eğer biz üstlenmezsek bunun, birçok kitabında bunu vurgular, bir takım diktatörler, askerler vesaire, generaller, farklı aileler yönetimi ele geçirir ve bunlar İslam dışı yönetimler geliştirirler. İlginçtir, bu ilk tepki, Hümeyni'nin velayet-i fakih teorisine ilk tepki yine Necef'ten gelir. Çünkü bahsetmedik ama Şiilikteki ana siyaset felsefesi biraz daha farklıdır. Ona göre yönetim peygamberden sonra mutlak olarak imamların hakkıdır, masum imamların. Bu masum imamlar doğrudan Allah tarafından atanmış imamlardır. Dolayısıyla diğer insanların, beşerin bu yönetim üzerinde, imamet üzerinde söz söyleme hakkı yoktur. Zaten Ehl-i Sünnet'le ayrıldığı Şiiliğin temel noktada budur. Yani Sünniler peygamberden sonra kendi aramızda en alimi, en uygun kişiyi seçelim derken Şiiler hayır, bu iş tıpkı peygamberlik gibidir. Nasıl ki peygamberi Allah kendisi seçmiştir, insanlar ona seçimde etkisi yoktur, İmamlık da böyledir demişlerdir. Ve dolayısıyla bu seçimi, başkalarının yönetmesini reddetmişlerdir. Şiiler, tabii 12. imamda olay biraz değişmiştir. 11 imamdan sonra 12. imamın
Ortadan kaybolması, gaybet denilen dönemin başlaması, önce küçük gaybet, küçük ortadan kaybolma, sonra büyük. Bu dönemde ve daha sonra tabii asılında şekillenen bir inanç, kıyamete kadar 12. imam olan Mehdi, ki hali hazırda yaşamaktadır 12 imam şiirliğine göre, bu Mehdi zuhur edip yönetim elinde alıncaya kadar bütün yönetim iddiaları aslında tağuttur, İslam dışıdır ve İslami değildir, kabul edilemez tarzında özetleyebileceğimiz bir şiilik. Aslında genel siyaset teorisini belirler, Şiilerin genel siyaset teorisini. Dolayısıyla klasik Necef ulemasının, hatta İran ulemasının buna karşı çıkması doğaldı ve oradaki Hümeyni'ye yapılan temel eleştirilerden biri de şuydu. Yani sen temelde bize Sünniliğin hilafet teorisini anlatıyorsun. Onlar da bunu söylüyorlardı. İnsanlar yönetmeliler peygamberden sonra. Şimdi biz de aynı noktaya geldik. Bu kabul edilemez tarzı bir şey vardı. Ancak tarih boyunca gördüğümüz üzere hep böyledir zaten. Yani pratik bir müddet sonra teoriyi belirler. Teoriye baskın çıkar. Burada da böyle oluyor. İran'da da karşı çıkanların birçok kısmı, hatta işte bugün İran siyaset sahnesinin meşhur isimlerinden Ayetullah Misbah Yezi de bunlardan biridir. Devrim olduktan sonra, tabiri caizse devrimin nimetlerini gördükten sonra bir müddet sonra devrimcileşmişlerdir. Devrimden sonra bunlar devrimcileşiyorlar tabii. O devletin ortaya çıkardığı ranttan vesaireden dolayı. Şiir önce İran içinde, sonra şiir dünyasında bu kabul görmeye çalışıyor. Hümeyni sıkı bir İslamcı. Çok ciddi sloganları var. Kudüs'ün kurtarılması, Filistin'in özgürlüğü, İslam dünyasının birleşmesi, doğuya batıya karşı İslam kardeşliği, Şii Sünni yoktur, Müslüman vardır tarzı ciddi söylemleri var Hümeyni'nin. Amerika'ya karşı çok sert. Amerikan elçiliği biliyorsunuz basılıyor. 79'da elçilik çalışanları rehin alınıyor. Ve Hümeyni'nin en çok vurguda bulunduğu devrimlik birkaç yılındaki vurgulardan bir tanesi devrim ihracı. Nedir devrim ihracı? İşte biz İran'da devrim yaptık. Diğer İslam ülkeleri de kendi ülkelerine devrim yapıp başlarındaki işte o zalim diktatör tırnak içinde liderleri devirmeliler ve yeni bir İslam devletleri kurulmalı. Bunun için tabii ilk hedefin Irak olması çok şaşırtıcı değil. Niye? Az önce belirttiğimiz gibi Hümeyni 15 yıl zaten Necef'te, Irak'ta yaşamıştı. Şii ulemanın merkezi Necef, Kufe vesaire, Kerbela, bunlar Irak'ta yer alıyordu. Dolayısıyla Irak'la böyle bir gerginlik oluştu ve Saddam Hüseyin'in de özellikle 80 Eylül'ünde İran'a saldırması ile birlikte İran-Irak savaşı başladı. Saddam Hüseyin'in bu saldırısında güttüğü temel hedeflerden bir tanesi 1975 Cezayir Anlaşması'nı değiştirmek, Şattül Arap üzerinde hak iddia etmekti. İran'ın devrim yapması, devrimden sonra ordunun lidersiz kalması, komutanların idam edilmesi veya yurt dışına kaçması, İran içinde farklı grupların, silahlı grupların birbirine düşmesi, karşılıklı suikastler, terör olayları vesaire. İran çok zayıflamıştı. Saddam basit bir zafer umarak bu saldırıya girişti ama 8 yıl sürecek de bir savaş başlamış oldu. Ve aslında belki de bugün bu konuştuğumuz Orta Doğu'nun bu sıkıntılı durumun en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak biz bu İran-Irak savaşını görebiliriz. Çünkü iki taraf da kazanamadı bu savaşı. Sınırlar değişmedi ama birçok yapısal değişikliğe neden oldu. Daha sonra Saddam Hüseyin'in savaş borçlarını ödeyebilmek için Kuveyt'e savaş açmasına neden oldu. Kuveyt'in işgali, Amerika'nın işgaline yol açtı vesaire. Bir zincirleme olaylar Orta Doğu'yu bugüne kadar getirdi. 8 senelik savaş dediğim gibi bitti. Devrimcilik İran'da yatıştı. İran'daki devrimci o ilk yıllardaki sloganların yerine daha milli sloganlar almaya başladı, daha Şii sloganlar almaya başladı. Bir müddet sonra artık İranlı o devrimciler, ki bunların büyük çoğunluğu genç devrimciler, siyasetin, uluslararası ilişkilerin gerçekleriyle tanışmış oldular ve daha devleti önceleyen, daha pragmatist politikalara girdiler. Hümeyni'nin de ölmesi, 89 yılında ölmesi bunu hızlandırdı ve biz o dönemden sonra Rafsanjani hükümetlerini görüyoruz iki dönem, Muhammed Hatemi hükümetini görüyoruz iki dönem. İran'ın daha çok böyle batıyla da doğuyla da yumuşadığı, ekonomiyi öncelediği, sloganlarını yumuşattığı bir dönem görüyoruz biz.
Bu dönem içinde İran hem komşularıyla hem Arap ülkeleriyle bir yakınlaşma işine girmeye çalışıyor. Türkiye ile anlaşmalar var. İşte Suudi Arabistan'a Körfez'deki bugün de en kötü ilişkilere sahip olduğu İran'ın yakınlaşma çabaları var. Karşılıklı ziyaretler var. Ama bu yumuşama bir şekilde tabii Irak'ın yarattığı tehdit de var. Irak da iki ülkeyi birbirine yaklaştırıyor ama 11 Eylül olayları ile birlikte bu bir kesintiye uğruyor. Bu hem İran'daki iç politikadaki giriş reformculara doğru kayan iç politika hem de İran'ın bölge ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurma çabası. Bu dediğim gibi 11 Eylül'den sonraki güvenlikçi ortamdan dolayı rafa kaldırılıyor. Biliyorsunuz önce Afganistan peşine Irak işgalleriyle birlikte aslında İran için hem kriz ortaya çıkıyor hem fırsat. Kriz boyutu ne? İki taraftan Amerika tarafından kuşatılmış oluyor. Doğusu ve batısında Amerikan üsleri kuruluyor ve Amerikalı yetkililer açıkça Şer ekseninin sırasında bir dahaki işgal sırası İran'da diyorlar. İran'ı işgal edeceğiz, İran'a saldıracağız diye tehditler savuruyorlar. Bu İran için çok ciddi bir yaşamsal kriz. Onun için bir anda iç politikadaki yumuşama vesaire değişip Ahmadinejad gibi sert bir figür, devrim muhafızları ordusuyla yakından irtibatlı sert bir figür Cumhurbaşkanlığına getiriliyor. Bir taraftan kriz demiştik, bir taraftan fırsat. Niye fırsat? Çünkü Saddam Hüseyin ve Taliban yönetimi gibi Afganistan'da İran'ın aslında iki tane sorumlu olduğu yönetim de Amerikan eliyle ortadan kaldırılıyor. Bu İran'a alan açıyor. Bu iki ülkede nüfuzunu arttırıyor. İran o dönemden itibaren şöyle bir strateji geliştiriyor. Yani madem ben de hedefteyim, madem ben de işgal edilebilirim. Çünkü çok kolay düşüyor Irak. Kendisinin 8 sene savaştığı, yenemediği Irak'ı Amerika neredeyse 8 günlük operasyonla diz çöktürüyor. Bunu görünce İran şöyle bir strateji geliştiriyor. Birincisi Afganistan'da ve Irak'ta direnme stratejisi. Bu özellikle Afganistan'da biraz Taliban üzerinden ama daha çok Irak'ta kendine yakın Şii gruplar üzerinden İran böyle bir strateji belirliyor. Bunu ciddi şekilde gündemine alıyor. Bahsetmiştik az önce Irak Savaşı çıktığı zaman burada olan önemli olaylardan bir tanesi şuydu. Bedir Tugayları gibi Irak kökenli İran'a yakın Saddam Hüseyin karşıtı askeri gruplar oluşturmuştu İran yönetimi. Tabii karşı tarafta da Irak'ta özellikle 80'li yılların ortasından sonra halkın mücahitleri, İran asıllı halkın mücahitleriyle benzer ilişkiler geliştirdi ama Irak'taki Şii nüfusun fazlalığı, halkın mücahitlerinin İran içindeki nüfuzun azalması dolayısıyla İran o konuda çok daha üstün bir pozisyona gelmişti. Yine şöyle bir nokta var. Birçok Şii muhalif İran-Irak Savaşı boyunca İran'a gitmişlerdi. İran'da yakın ilişkiler geliştirmişti. Dolayısıyla bunların işgal sonrasında Irak'ta önemli görevlere gelmesi veya bir kısım askeri örgütlerle işte Bedir Tugayları gibi daha sonra çok farklı isimlerde Mehdi Ordusu gibi vesaire örgütler ortaya çıktı. Bugün Haçlı Şabi adıyla bildiğimiz İşte çok sayıda Iraklı milis grubu var. Bunlar son yıllarda başbakanlığa bağlandıysa da resmi olarak İran nüfuzunun özellikle bir kısmının üzerinde çok güçlü olduğu biliniyor. İran bunlar üzerinde Amerika ile bir mücadeleye giriyor ve en son Amerika'nın bir şekilde bir uzlaşı varmayla birlikte Maliki hükümetiyle birlikte özellikle İran'ın Irak'taki nüfuzu oldukça artıyor. Yine daha yakın döneme geldiğimizde özellikle bugün bölgenin bugünkü coğrafyasını, bugünkü siyasi görünüşü anlamak için Arap Baharı oldukça önemli. Arap Baharı'na böyle bir ortamda giriliyor. Arap Baharı İran'ın Irak'taki nüfuzunu ciddi biçimde arttırdığı Maliki hükümetiyle özellikle Suriye'yi de ciddi nüfuzunun olduğu, Libnan Hizbullah'ın kurulduğundan sonra özellikle işte bu 83 yılından itibaren ilk resmi eylemlerini gerçekleştirdiği süre içinde sürekli güçlendiği hem bir siyasi parti olarak hem de ülke içindeki askeri güç olarak rakipsiz bir güç haline dönüşmesi İran'ı burada yakaladı. İran'ın bu dönemde
Arap Baharı'na bakışı biraz çelişkili oldu. Bir taraftan böyle Mısır gibi, Kuzey Afrika ülkeleri gibi kendisiyle çok irtibatı olmayan ülkelerin devrilmesini, Bahreyn gibi Şii halkın çoğunlukta olduğu ülkelerdeki hareketleri İran destekledi. Bunları emperyalizme karşı, Amerika'ya karşı bir hareket olarak alkışladı. Ve bunun adını İslami Uyanış koydu. Bununla ilgili büyük sempozyumlar yaptı, konferanslar düzenledi. Ama bir taraftan da bu dalga mesela Suriye'ye geldiğinde İran'ın pozisyonu tamamen değişti. Suriye'de bir uluslararası komplo olduğunu, Baas yönetimine karşı, Baas Partisi hükümetine karşı insanların aslında ayaklanmadığını, halkın memnun olduğunu, ancak Amerika'nın, başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge ülkelerinin müdahalesiyle bu ayaklanma dalgasının Suriye'ye taşınmaya çalışıldığını ileri sürdü. Ve biliyorsunuz Suriye krizinin daha sonra vardığı nokta, önce Lübnan üzerinden Hizbullah'ın müdahil olması, sonra İran'ın aktif bir şekilde müdahil olması, en son Rusya'nın gelmesiyle birlikte İran Suriye'de ciddi olarak savaşan bir aktöre döndü. Aynı şekilde Irak'ta da özellikle IŞİD'in güçlenmesi 2011'den sonra benzer bir fırsatı Irak üzerinde de verdi. Irak'ta IŞİD'in durdurulamaması İran'a orada doğrudan müdahale etme avantajı verdi. Ve hatırlayacaksınız işte bu yılın Ocak ayında Bağdat Havaalanı'nda öldürülen Kasım Süleymani sürekli olarak IŞİD'le mücadele adı altında Irak'ın farklı yerlerinde işte resimler çektirmeye başladı. İran, Irak'ın üzerinde hakim bir güç haline geldi. Bu her ne kadar Irak'la birçok siyasetçi, önemli halk kesimleri tarafından reddedilse de çatışma ortamı İran'ın bu hakimiyetini pekiştirdi. Yine İran'la ilgili bu dönemde önemli işaret edilmesi gereken bir diğer husus, İran'ın nükleer dosyası oldu. Özellikle işte 2007'den itibaren sürekli dünya basında yer alması bunun, Obama'nın İran'a yönelik baskıları arttırmasına sebep oldu. Aslında Obama ilk iş başına geldiği zaman Ayetullah Hamene'ye, İran liderine mektuplar yazarak iyi ilişkiler kurmak istediğini, İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadığını vesaire vurgulamıştı. Ancak az önce de hani çok kısa bir özet geçmeye çalıştık. Son 50 yıldaki özellikle, hatta şu andan bakılırsa belki işte 80 yıldaki o güvensizlik Obama'nın bir iki mektubuyla düzelecek kadar sığ değildi. Daha derin bir güvensizlik vardı. Dolayısıyla Hamene bunlara olumlu cevap vermedi ve Obama diğer aşamaya geçti. O aşama neydi? İşte Birleşmiş Milletler'i de kullanarak İran'a geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamak. Ve Obama modern dönemde görülen en sıkı yaptırımlardan bir tanesini İran'a karşı uygulamaya başladı. 2-3 yıl süren bu yaptırımlardan sonra bazı ülkeler arabulucu olmaya çalıştı. Avrupa ülkelerin girişimi oldu. Avrupa Troikası adıyla İngiltere, Almanya ve Fransa'nın. Daha sonra 2010'da Türkiye'nin çabaları oldu. Ama bu çabalar, Türkiye ve Brezilya'nın ortaklaşa çabası, bu çabalar bir sonuç vermedi. Ta ki Amerika ve İran birlikte bir anlaşma imzalayana kadar. Her ne kadar bu anlaşma, az önce bahsettiğim İranlı liderlerin Amerika'ya olan tepkilerinden dolayı tek taraflı anlaşma olmadıysa da, yani yalnızca Amerika ve İran imzaladığı anlaşma olmasa da, temelde 5+1 ülkeler ile İran arasında imzalansa da, temelde bunun herkes Amerika ile İran arasında bir anlaşma olduğunu biliyordu. Anlaşma neden oldu? Anlaşma çok basit, indirgersek iki sebepten dolayı oldu. Bunlardan bir tanesi yaptırımlar. Yani yaptırımlar gerçekten İran'ı beklemediği kadar. Çünkü İran 40 yıldır yaptırımlar altındaydı ama Obama'nın oluşturduğu uluslararası bu konsensüs, yaptırımlara uyması her ülkelerin büyük oranda İran'ı çok zor durumda bıraktı. Ve birçok yetkili özellikle anlaşma imzaladıktan sonra, eğer bu anlaşma olmasaydı biz de Venezuela'ya dönerdik. Raflar bomboş olurdu, halk açlık seviyesine giderdi. İyi ki bu anlaşmayı imzaladık tarzında açıklamaları yapmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Ruhani Cumhurbaşkanı olduktan sonra nükleer santrifüjlerin dönmesi tabii ki önemli ama ekonominin çarklarının da dönmesi gerekiyor. Bu çarklar dönmezse nükleer teknolojinin bir anlamı yok diye açıklama yapmıştı.
Temel olarak buydu. İkinci bir nokta da Obama yönetiminin düşük seviyeli de olsa İran'a uranyum zenginleştirmesi başta olmak üzere ciddi bir nükleer teknoloji alanında faaliyet göstermesine izin vermesiydi. Dolayısıyla aslında iki tarafta belki çok memnun olmamıştı. Birazdan belki biraz daha ayrıntılı anlatırız Trump'a geldiğimizde. Çünkü anlaşmanın bazı bölümleri 10 yıllık, işte bu sene kalkacak bölümleri var, silah yaptırımları gibi, silah satış yasağı gibi. Bazı bölümleri 15 yıllık. Anlaşma İran'ın bölgesel faaliyetleriyle ilgili değil, anlaşma İran'ın füze teknolojisiyle ilgili değil. Dolayısıyla Amerika'da birçok kesim o dönemde de zaten eleştirmişti Obama'yı. Yani nükleer konuda belki İran'a geri adım attırdın. Ancak İran'ı sorun yapan bölgesel faaliyetleri, bu balistik füze, daha sonra seyir füzeleri de buna eklendi. Bu alanda büyük yatırımları, şu anda İran bu açılardan oldukça ilerlemiş durumda. Hemen her gün yeni füzeler üretiyor, bunların tanıtımını yapıyor, denemelerini yapıyor. Dolayısıyla böyle bir eleştiri vardı ama sonuçta bu anlaşma imzalandı ve anlaşma işledi. Ayetullah Hamene'nin bu noktada ilginç bir çıkışı olmuştu. Şöyle kavramlaştırdı. Hazreti Hüseyin'le ilgili, Hazreti Hasan'la ilgili yazdığı bir kitaba atıfta bulunarak bunun kahramanca esneklik olarak tanımladı. Dedi ki bazen tehlikeler karşısında, işte büyük sıkıntılar karşısında geri adım atmak zorunda kalabilirsiniz. Hazreti Hasan da böyle yapmıştı. Muaviye ile bu şartlar altında imzalamıştı. Bizler ne kadar Şii dünyası olarak sürekli Hazreti Hüseyin'i, Kerbela faciasını ön plana çıkarıyorsak da Hazreti Hasan da işte masum imamlardan biri olarak yeri geldiği zaman bize bu şekilde geri adım atmayı, düşmanla müzakere etmeyi, aynı masaya oturmaya izin verdi, anlaşma yapmaya izin verdi diye kavramlaştırdı. Bu niye önemliydi? Şundan dolayı önemliydi. Çünkü gerek Hümeyni'nin o çok ilk 10 yıldaki çok sert çıkışları, gerek Hamene'nin kendisinin Amerika ile müzakere etmeyeceğiz, hiçbir zaman görüşmeyeceğiz tarzı açıklamaları iç kamuoyunu ciddi bir şekilde birleştirmişti. Dolayısıyla Amerika ile böyle oturup anlaşmaya varıldığı zaman bunun iç politikaya bir şekilde anlatılması gerekiyordu doğru olarak. Hamene'yi böyle bir kavram geliştirdi. Ancak şuna da dikkat etmek lazım. Hamene'nin başlangıçtan itibaren aklındaki anlaşma yalnızca nükleer konuyla sınırlı bir anlaşmaydı. Yani bunu Ruhani iş başına geldiği zaman işte İran'da nükleer anlaşmaya kapsamlı ortak eylem planına kısaca Berjam denir. Yeni Berjamlar, Berjam 2, Berjam 3 gibi anlaşmalar yapalım tarzı iç ve dış politikada açıklamaları oldu ama Hamene'yi hemen bunun önünü kesti. İç politikadan kastı işte ev hapsindeki Yeşil Hareket liderleriydi. 2009 yılındaki seçimlere itiraz eden Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi'nin serbest bırakılmasını kastediyordu. Dış politikada da Amerika ile diğer konuların da görüşülebileceğini savunuyordu. Ama Hamene'yi bunların önünü kesti ve hayır biz Amerika ile yalnızca nükleer konuda bir anlaşma yaptık. Çok dar bir konuda ve başka bir konuda masaya oturmayacağız tarzı açıklamalar yaptı. Tabii bu noktada İran'a önemli yatırımcılar geldi. İran'ın dünyadaki nüfuzu artmaya başladı. Bölgesel nüfuzu, İran'ın bloke edilmiş paraları İran'a gelmeye başladı. Bu Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da İran'ını çok güçlendirdi. Ancak bir noktadan sonra çok büyük uluslararası şirketler Tahran'a çıkarma yapmaya başladılar. Ama bu Trump'ın beklenmedik bir şekilde Amerikan başkanı seçilmesiyle birlikte bu planlar bir şekilde suya düşmüş oldu. Çünkü Trump seçim kampanyasından beri sürekli olarak nükleer anlaşma çok kötü bir anlaşma. Ben bunun çok daha iyisini yaparım ve ben iş başına gelir gelmez nükleer anlaşmadan çıkacağım diyordu. Trump en sonunda hemen çıkmasa da 2018 Mayıs'ında anlaşmadan çıktı. Biz bu gecikmeyi şey olarak görüyoruz. Muhtemelen çıkmadan önce iki ülke arasında doğrudan veya dolaylı müzakerelerle ortak bir zemin bulunmaya çalışılmıştır. Ama bu zemin oluşmayınca Trump'ın sürekli bastırdığı şey ikili görüşmeler yapalım. Biliyorsunuz Trump'ın karakteri de buna çok uygun. Kişisel zaferleri çok seviyor. Resim çektirmeyi çok seviyor. Bunu Kore ile yaptı biliyoruz mesela. Belki İran'da böyle bir şey denedi ama İran'da bu bir şekilde kabul görmedi. Kabul görmeyince yaptırımlar başladı.
12 tane madde açıkladı hemen ardından Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı. Ve dedi ki İran bunları yerine getirir de normal bir ülke olursa biz tekrar ilişki kurabiliriz. Ama bunlar olmazsa İran'a çok ağır yaptırımlar uygulayacağız. İki aşamalı yaptırım yaptı. 6 ay, 6 ay. En sonunda tanınan, ilk 6 ay sonunda tanınan muafiyetler de kaldırıldı İran'ın önemli müşterilerine. Bu noktada beklenmeyen bir şey oldu. Özellikle İran'ın önemli müşterileri, örneğin Çin gibi, işte Türkiye gibi, Hindistan gibi normalde yaptırımlara uymakta isteksiz olan ülkeler dahi Amerikan yaptırımlarını uyguladılar. Burada biraz Trump dönemindeki küresel dış politika da etkili oldu. Yani ülkelerin, hemen bütün ülkelerin hem Amerika ile hem bölgesel olarak çok büyük sıkıntıları var. Hiçbir ülke İran meselesini buna eklemek istemedi. Yani yeni bir sorun alanı yaratmak istemedi. Ve İran'dan petrol alımları hemen hemen sıfıra düştü. Bugün itibariyle İran çeşitli yetkililer zaman zaman açıklıyorlar. Resmi olarak hiçbir şekilde petrol satamıyor. Bunun dışında kaçak yollarla satılan bir kısmı paranteze alırsak, bunun dışında parasal işlemler yapamıyor, döviz işlemleri yapılamıyor. Diyelim ki ambargolar kapsamında olmayan bir mal aldınız veya sattınız İran'la ilgili. Paranızı alamıyorsunuz. Bu da şuna sebep oluyor. Hemen hemen bütün büyük şirketler bir şekilde İran'dan çıkıyorlar. İran'la iş yapmak istemiyorlar vesaire. Bu da İran'da büyük bir ekonomik çöküşe yol açmış durumda. Yani şöyle anlatayım. Hasan Rouhani iş başına geldiğinde 3.500 lira olan 1 dolar, 3.500 tümen olan 1 dolar bugün itibariyle 25.000 tümen. Yani 20.000'den fazla bir artış var. Bu tabii doğal olarak diğer fiyatlara da yansıyor. İşte İran basında ekonomi gündemini takip ederseniz sürekli olarak emlak fiyatlarındaki aşırı artış, otomotiv fiyatlarındaki aşırı artış, birçok fabrikanın iflası vesaire gibi haberlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla Trump'ın yaptırımları İran'a gerçekten çok büyük bir zarar veriyor. Ancak İran şu ana kadar bu ekonomik baskılara direnme yolunu seçti. Çünkü Hamene'nin birkaç konuşmasında da vurguda bulunmuştu. Yani diyor ki bizden istenen bu 12 madde veya 12 maddenin içeriği, maddeler belki tartışılabilir, azı çoğu olabilir ama bir teslim anlaşması. Yani biz bunları verdikten sonra, füzelerimizi verdikten sonra, bölgesel işte Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'daki varlığımızı kestikten sonra teslim olduk demektir. Son derece kırılgan bir hale geldik demektir ve Irak gibi olmayacağının, sonra tamam hükümeti terk et yoksa seni işgal ederim denmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Bu açıdan bakıldığında Hamene'nin haklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Trump yönetimi, Obama yönetiminin aksine İran'a havuç diyebileceğimiz, anlaşma karşılığında hiçbir şey veremiyor. Bir, iki, bir takım vaatlerde bulunsa bile bunlar istediklerinin karşısındaki çok temel şeyler istiyor. İran biliyorsunuz silah yaptırımlarından dolayı yurt dışından silah alamıyor, gelişmiş silahlar temin edemiyor. Ve bu sebepten dolayı işte az önce de bahsettiğim gibi yerli füzeler üzerinden bir savunma konsepti geliştirilmiş durumda. Bunları verdiğiniz zaman ülke gerçekten son derece zayıf bir duruma gelecek. Özellikle Körfez'in karşı tarafındaki Arap ülkelerinin sürekli silahlanmaya yatırım yapıldığını falan düşünürseniz İran oldukça zayıf konuma düşecek. Bunlardan dolayı kabul etmiyor ve direniyor. İran'ın stratejisi bugün için Trump'ın önümüzdeki işte Kasım ayında seçilmemesi, Biden'ın gelmesi ve ortak bir zeminin bulunması iki ülke arasında. Sonuçta Biden ben gelirsem nükleer anlaşmaya geri döneceğim diyor. Diğer konuları İran'la konuşarak anlaşacağım diyor. Bir uzlaşıya varacağım diyor. Ama doğrusunu söylemek gerekirse birçok uzman çok da iyimser değil. Çünkü müzakere teknikleri değişse de, bir takım diplomatik jestler değişse de, işte Trump gibi böyle tabiri caizse bodoslama değil de, Obama gibi çok daha ince ifadelerle dile getirilse de, Amerika'nın istediği tavizler İran açısından gerçekten çok kabul edilebilir şeyler değil. Bunun için İran şunu yapıyor, yani bir taraftan tamam Biden'ın gelmesi halinde bir müzakerede bulunabiliriz belki ama diğer taraftan Çin'e daha çok yöneldiğini görüyoruz. Amerika'nın küresel en büyük rakibi olarak ve şu sıralar artık yeni soğuk savaş olarak adlandırılan Çin-Amerikan gerginliği üzerinden
Çin'e yaklaşarak İran kendisine alan açmaya çalışıyor. Çin-İran anlaşması, 25 yıllık stratejik anlaşma diye İran bir belge sızdırdı. Tabii bu belge şu an itibariyle yalnızca İran'ın üzerinde çalıştığı bir belge. Çinliler tarafından açıklanan veya işte doğrulanan, teyit edilen herhangi bir belge yok şu anda. Ama bu İran'ın ciddi niyetini gösteriyor. Yani üzerime çok gelirseniz, benim varlığıma, işte rejimin bekasına kastederseniz ben de artık Batı ile olan bütün ilişkileri, çünkü biliyorsunuz Amerikan-İran ilişkileri 40 yıldır kesik ama İran ekonomisi temelde Avrupa ülkeleriyle olan ilişki üzerinden dönüyordu. Yani İran'a gittiğinizde işte bütün araçlar Avrupa yapımıydı, başta Fransa olmak üzere. Alman şirketlerinin büyük yatırımları vardı, Total'in vesaire petrol çıkarımları vardı. Bütün bunlar yine Batı bloku içinde Amerika'nın izin ve onayıyla yapılan işlerdi. Dolayısıyla şimdi İran böyle küresel bir shift değişikliği yaparak, farklı karşı tarafa geçerek adeta Amerika'ya seçeneksiz değilim mesajı vermeye çalışıyor. Tabii bu anlaşma imzalanır mı? İmzalanırsa nasıl olur? İçeriği nedir? Gerçekten Çin 400 milyar dolarlık yatırım yapacak mı? Bir takım limanlar, hatta askeri üsler Çin'e verilecek mi? İran'dan petrol almayı bile durduran Çin, İran'ı böylesine sahiplenici, destekleyici bir tavra girer mi? Amerika ile ilişkileri daha da bozmak pahasına. Eğer girerse bunun karşılığında İran'dan ne ister? Çünkü az önce çok kısa anlattım. Yani zaten İran'daki ekonomik şartlar çok kötü. Yani şu anda İran'ın büyük kapsamlı bir anlaşma yapması tamamen kendi aleyhine. Bu şartlar altında Çin'le bir anlaşma yapması muhtemelen Çin'e birçok tavizin verilmesini gerektirecek. Bu Çin'le anlaşma İran'da bir iç politika konusu haline de dönmüş durumda. Yani bir kesim işte Çin'le işbirliği yapalım derken bir kesim Çin bizim için Amerika'dan, Avrupa'dan daha kötü tarzında bir çizgideler. Hatta İran Sağlık Bakan Yardımcısı Çin Büyükelçisi'ni eleştirdiği için görevden alınmıştı. Eğer Çinliler zamanında korona ile ilgili doğru teknik bilgiler sunsaydı İran'da, dünyanın geri kalanında bu kadar hazırlıksız yakalanmazdı, doğru tedavileri zamanında uygulayabilirdi tarzı açıklamalar yapmışlardı. Dolayısıyla İran'ın şu anda bu şekilde bir zaman kazanma, seçimleri bekleme tarzında bir şeyi var, politikası var. Bölgesel etkinliğine geldiğimizde Irak'taki etkinliği devam ediyor. Ancak az önce bahsettiğim Ocak ayında Ebu Mehdi Mühendis ve Kasım Süleymani beraberindekilerle birlikte öldürülmesinden itibaren Irak'ta ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya. Çünkü en önemli iki saha adamı artık yok. Bunların geliştirdiği ilişkiler yok. Ve işte Kasım Süleymani nevi şahsına münhasır bir isimdi. Özel ilişkileri vardı. İran dışişlerinin çok bilmediği, İran diğer silahlı birimlerinin çok bilmediği bu ilişkiler zarar görmüş durumda. Ve Amerika bu kırmızı çizgiyi, İranlıları öldürmeme kırmızı çizgisini çok rahat bir şekilde geçtiğini gösterdi. Bunun Irak'taki yansımalarını biz gördük. Irak'taki İran karşıtı protestolar daha canlı hale geldi, daha güçlü hale geldi. Başbakan Mustafa Kazım'ın gibi şu andaki başbakan geçtiğimiz hafta Amerika'ya bir ziyaret düzenlemişti. İran'a son derece mesafeli bir isim başbakan olabildi. Bizim bunu son 10 yılda böyle bir ismin başbakan olmasını düşünmemiz çok kolay değildi. İran'ın Irak'taki nüfuzu bakımından. Çünkü çok derin bir nüfuzu da elde etmeye başladı. Yani hatta İran karşıtları bunu Irak'ın sömürgeleşmesi olarak vesaire adlandırılıyordu. Birçok olumsuz girişimde vardı. Onun için özellikle güney şehirlerinde, Şii şehirlerinde İran karşıtı çok sayıda gösteriler gördük biz geçtiğimiz durumda. Buna karşı İran'da gücünün bitmediğini, Irak'taki hakim pozisyonu kaybetmediğini göstermek için bir takım eylemlerde bulunuyor. Bunu genellikle ismi yeni duyulmuş, yeni ortaya çıkan küçük gruplar üzerinden yapıyor. Eğer haberleri dikkatli takip ediyorsunuz, Orta Doğu ile ilgileniyorsunuz, hemen her gün Irak'taki Amerikan üslerine yönelik yabancı birliklerle iş içinde olan şirketlere yönelik, tedarik, lojistik şirketlerine yönelik saldırıların yapıldığını görürsünüz.
Bunlar çok büyük çok büyük oranda taciz saldırıları, can kaybına yol açmayan saldırılar. Çünkü Trump birkaç kere vurguladı. Eğer herhangi bir Amerikalı'nın hayatı tehlikeye girerse, hayatını kaybederse bunun karşılığını veririm diye. Hatta Kasım Süleymani operasyonu bile bunun üzerinden dillendirdi. Bir Amerikan taşeronunun ölmesi sebebiyle bunu yaptığını söyledi. Dolayısıyla İran bu çizgiye dikkat ediyor. Doğrudan Amerikalıları hedef almıyor. Ancak oradaki varlığını gösteriyor. Ben buradayım diyor. Ve kolay kolay geri adım atmayacağını gösteriyor. Böylece hem mesela Kazemi'nin işte çok yakınındaki bir gazetecinin suikastla öldürülmesi olayı vesaire vardı. Bu İran'a yakınlaştığı Şabi gruplarına anti terör birimlerinin Irak'ta operasyon yapmasından 2-3 gün sonra gerçekleşen bir olaydı. Dolayısıyla hem Irak'taki yeni hükümete, hem Irak halkına, hem Amerika'ya mesajlar vererek biz buradayız, henüz gitmedik tarzı mesajlar veriyor. Bu ne kadar devam edecek? Bu çatışma daha alevlenir mi? Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Diğer taraftan Suriye'deki varlığı İran'ın aynı şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz az önce de çok özet geçtik. Suriye'de Beşar Esad'ın işte Baas Partisi'nin iş başında kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi İran'ın verdiği siyasi destek. Bu siyasi destek de çok yeni bir şey değil aslında. İddia edildiği gibi bu mezhebi yakınlıktan kaynaklanan bir şey de değil. İranlı devrimcilerin daha 70'li yılların ortasından itibaren hatırlarsanız Muhammed Rıza Şah'ın Lübnan'daki Hizbullah, Lübnan'daki Şiiler üzerindeki etkisinden bahsetmiştim. O dönemden itibaren gelişen ilişkiler var. Suriye'de de Hafız Esed rejimiyle İranlı muhalifler arasında o dönemin muhalifleri, sonranın devrimcileri ve işte İslam Cumhuriyeti'nin yetkilileri arasında bir işbirliği var. Ve bu 30 yıl boyunca gelişen bir ilişkiydi. Dolayısıyla İran'ın onu bırakması, terk etmesi, İran'ın direniş ekseni adını verdiği o hattı üzerindeki önemi düşünüldüğünde çok kolay değildi. Mesela 2006 yılındaki o 33-34 günlük çatışma, savaş hatırlanacak olursa Hizbullah ile İsrail arasında çok büyük yıkım olmuştu. Lübnan tarafında İsrail 110'dan fazla askerini kaybetmişti. Şunu gösterdi. Yani oradaki Suriye desteği, Suriye'nin lojistik desteği, silah sevkiyatı vesaire oldukça kritik bir role sahipti. İran bunu kaybetmek istemedi. Dolayısıyla Suriye'de rejim yanlısı bir şeye girişti, operasyona girişti ve iç savaş biliyorsunuz bugün itibariyle yaklaşık yarım milyon kişinin hayatını kaybetti. İşte milyonlarca insanın ülke içinde ve dışında göçmen haline dönüştüğü, sığınmacı haline dönüştüğü bir yere dönüştü. İran buradaki varlığını da sürdürüyor. Zaman zaman gerek uluslararası medyada gerek bir takım yorumlarda Rusya ile İran'ın sorunlar yaşadığına dair bir takım haberler çıkıyor, yorumlar çıkıyor. Gerçekten Rusya'nın sahaya girmesiyle birlikte asıl belirleyici Rusya olmaya başladı. Rusya İran'ın aksine, Suriye'nin aksine ideolojik bir tutum olmadığı için örneğin İsrail ile Amerika ile ilişkiler konusunda çok daha esnek. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani mesela İsrail uçakları kalkıp Suriye'nin herhangi bir yerinde İran hedeflerine yönelik saldırılarda bulunabiliyor ve Rus savunma, hava savunma sistemleri buna cevap vermiyor, karşılık vermiyor. Dolayısıyla biz burada İsrail ve Rusya arasında bir eşgüdüm, koordinasyon görüyoruz. Rusya'nın gücü çok arttı. Tabii Rusya daha rasyonel bir aktör, daha makul bir aktör. Tek bir cepheden bakmıyor olaylara. Biz bunu Aslan'ın sürecinde de gördük. Şimdi Cenevre sürecinde de görüyoruz. Geçtiğimiz hafta işte Lavrov'un Suriye ziyareti vardı. Muhtemelen burada bir takım adımlar göreceğiz. Çünkü şunun farkında, bu durum sürdürülemez. Yani ideolojik sloganlar atarak işte ne bileyim Afgan savaşçıları Fatih Minyon'u Suriye'ye getirerek vesaire bir takım kısa vadeli kazanımlar belki elde edebilirsiniz ama sonuçta bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani Amerika'nın Suriye'ye yönelik uygulamaya koyduğu Sezar yaptırımlarıyla falan bir memur maaşı işte 1,5-2 kiloluk tatlı olabilecek duruma düşmüş durumda. Yani Beşar Esed'in eğer Lavrov karşısındaki beden diline bakacak olursanız yani nasıl bir ilişki kurulduğu görülüyor. Yani şu anda Suriye rejiminin İran'daki durumu zaten anlattım. Ekonomi dibe vurmuş durumda. Yani
Her gün yeni bir kriz yaşanıyor ve belki on binlerce, yüz binlerce insan, abartı olmayacaksa, korona sonrası sınırların açılmasını bekliyorlar. Varlarını yoklarını satıyorlar. Yurt dışında bir takım işte yatırımlarda vesaire de bulunuyorlar. Bu maksatla ülkemize de çok geliyorlar biliyorsunuz. Sürekli açıklanan istatistiklerde yabancılara konut satışında İranlılar birinci sırada. Ki korona dönemi var, uçuş yapılamıyor. Yani ve bu uçuşlar şu anda İran'dan yapılan şeyler Katar üzerinden geliyor. Ve muazzam rakamlar ödeyerek insanlar bu yolculukları yapıyorlar doğrudan uçuş olmadığı için. Buna rağmen bir geliş var, işte konut alımı var. İnsanların çünkü umudu yok. İran'da ekonomik durum böyleyken Suriye'deki pozisyonu çok fazla sürdürmesi mümkün değil. Hele Suriye'nin yeniden yapılandırılması hiç mümkün değil. Yani çünkü Suriye diyelim ki bugün bitti. Bütün muhalefet bitti. Tamamen rejimin eline geçti. Yani bu ülkeyi zaten savaştan önce de çok parlak durumda olmayan ülkeyi nasıl yeniden yapılandıracaksınız? Yabancı sermaye nasıl gelecek? Rusya'nın bu bakımdan girişimleri olmuştu. Çeşitli toplantılar yaptı ama Batı ülkelerinin, Körfez ülkelerinin, Amerika'nın da tabii ki etkisiyle temel söylemleri şuydu. Beşer Esad hükümeti gitmeden, adil şeffaf seçimler yapılmadan, Cenevre süreci işlemeden kimse bir yatırım yapmayacak. Dolayısıyla bugün gelinen yerde muhtemelen yavaş ilerleyecek, muhtemelen her aşamasında sorunlar çıkartılacak. Ama Cenevre sürecinin bir şekilde işleyeceğini, rejimin zaman kazanarak da olsa, yavaş yavaş da olsa bir şekilde geri çekilmeye başlayacağını düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi bu sürdürülebilir değil. İsrail her gün saldırıda bulunuyor. Ekonomik olarak çökülmüş durumda. Bu kaç yıllık iç savaş sırasında herhangi bir gösteri yapılmayan bölgelerde bile, rejim taraftarı bölgelerde bile gösteriler var. Ekonomik krizden dolayı. Dolayısıyla İran'ın Suriye'deki konumunun da çok parlak olduğu söylenemez. Muhtemelen buralarda da bir takım tavizler verecektir. Lübnan biraz daha farklı bir pozisyonda. Lübnan'da yine bildiğiniz gibi son patlamayla da çok gündeme geldi. Ekonomik olarak Lübnan da hiç parlak durumda değil. Sezar yaptırımları Lübnan'da uyguluyor. Lübnan'da hükümet kurulamıyor. Kurulduğu zaman herhangi bir inisiyatifi olmuyor. Yabancı büyükelçilerin en son Macron'un da görüldüğü gibi yabancı yetkililerin sömürge valisi edasıyla gezindikleri bir yere geldi. Ve burada da birçok insanın yine suçladığı ana faktörlerden birisi Hizbullah ve dolayısıyla İran. Hizbullah'ın Lübnan'daki etkisinin kısa vadede azalacağını düşünmüyoruz. Çünkü 40 yılı aşan belki bir süreç var. Ciddi bir askeri birikim var. Ciddi bir tecrübesi var. Askeri varlığını sürdürecektir. Ama siyasi varlığı muhtemelen gittikçe daha az görünür olacaktır. Zaten son Macron'un çıkışlarını bir takım çevreler şu şekilde yorumladı. Yani Hizbullah'la, dolayısıyla İran'la Fransa arasında ortak bir girişim. Bu makul olabilir çünkü dediğim gibi yani Hizbullah tamam orada İsrail karşıtı sloganlarına devam edebilir. Ama kendi tabanına dahi artık ekonomik olarak cevap veremeyen bir organizasyon. Dolayısıyla bir dış desteğe ihtiyaç var. Hizbullah çok fazla kırmızı çizgilerinden çekilmeden, çok fazla silahlı yapısında değişikliğe gitmeden belki bir takım tavizler vererek ülkeye yabancı yatırım getirmeye istekli olabilir. Ama Trump'ın maksimum baskı adını verdiği mevcut politikalarla ben bunun da çok mümkün olduğunu zannetmiyorum. Yani Hizbullah oradayken, hükümette etkiliyken, bakanları varken veya işte dediğim gibi silahlı gücü orada duruyorken Amerika'nın ve tabii ki İsrail'in, çünkü Trump'ın Orta Doğu politikalarının çok büyük bir oranda İsrail'le organize olduğunu biliyoruz. Suudi Arabistan tarafından mali olarak desteklendiğini biliyoruz. Bunların Hizbullah'ın oradaki varlığını kabul edeceklerini de çok fazla düşünmüyoruz. Tabii durum değişirse ne olur? İşte Biden gelirse biraz yumuşar mı falan? Bunlar başka senaryolar. Onu o zaman konuşmak lazım. Ama İran'ın bölgesel politikalarını genel olarak bu şekilde özetlemek mümkün. Belki birkaç cümleyle de son Birleşik Arap Emirlikleri İsrail arasında açıklanan normalleşme anlaşmasına değinebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri İran için çok önemli bir ülke. Ticaretinin çok büyük bir kısmını Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapıyor İran. Bu ülkede çok sayıda İran şirketi var. Burada üzerinden faaliyet gösteriyorlar. Dolayısıyla İran'ın ekonomik açıdan nefes alabilmesi için önemli.
Ama siyasi olarak problemler bunun adalar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hak iddia ettiği Körfez'deki adalar gibi, üç ada gibi toprak zemine dayalı şeyleri var, anlaşmazlık konuları var. Diğer taraftan siyasi olarak da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail ile birlikte oluşturduğu, Bahreyn'in de katılımıyla oluşturduğu İran karşıtı bölgesel bir ittifak var. Birleşik Arap Emirlikleri biraz daha kendisini ortada göstermeye çalışıyor. Özellikle geçen Mayıs ayından itibaren Körfez'deki olayların artması, Birleşik Arap Emirlikleri limanlarına saldırılar, Husilerin Aramco'ya vesaire saldırıları biraz değiştirmiş görünüyordu Birleşik Arap Emirlikleri. Onun için İran'la bir denizcilik anlaşması imzaladı, Yemen'deki güçlerini çekti vesaire. İran'a yeşil ışıklar yakıyordu. Ancak bu İsrail'le anlaşma tabii İran'ın büyük öfkesine neden oldu. Çünkü artık sonuçta bu anlaşmanın büyük oranda güvenlik ve istihbarat anlaşması olduğunu biliyoruz. Bu bürokratlar tarafından takip edildiğini, gerçekleştiğini biliyoruz. İran'ın çok etkili olduğu, on binlerce İranlının yaşadığı, yüzlerce İran şirketinin olduğu bir yerde İsrail'in böyle bir istihbarat kapasitesine sahip olması, hatta belki bir takım sabotaj girişimlerine İran ülke içinde, Natanz'da olduğu gibi, nükleer tesislerde olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri içinden, üzerinden yapma ihtimali İran'ı oldukça endişelendiriyor ve öfkelendiriyor. Bunun için biz bu anlaşmaya İran'dan çok sert tepkiler gördük. Ama İran şeyin de farkında tabii diğer yandan. Birleşik Arap Emirlikleri ekonomik olarak ihtiyacı var. Bu kapının tamamen kapanmasını istemiyor. Onun için mümkün mertebe çok sert tepki vermekten de kaçınacaktır. Bu retorik tepkilerin yanında. Genel olarak bu kadarla ben bitireyim. Bayağı uzunmuş konuşma. Hiç bu kadar uzun konuşmamıştım kamera karşısında. Eğer sorularınız varsa soru cevap üzerinden gidelim. 5 tane soru gelmiş. Onlara kısa şekilde cevap vereyim. Muhammed Fatih Bileci'den bir soru var. İran'ın ABD ile anlaşmasını Hazreti Hasan örneği öne sürülerek dini bir dayanak oluşturmasıyla Mısır'dan Versedat'ın İsrail ile anlaşmasında Eser Üniversitesi'nin bu durumu onaylayıcı fetva yayınlaması gibi örnekler göz önüne alındığında bu tür fetva kurumlarının özellikle Arap coğrafyası ülkelerinin geleceği adına istikrarsızlaştırmasının etkisi var mıdır? Yoksa halkın bu tür faaliyetleri daha olumlu karşılaşması için devlet elilerinden bir durum mudur? Şimdi aslında İran İslam Cumhuriyeti, yani çok kısaca girişte söyledik, Velayet-i Fakih teorisinden falan bahsettik. Bildiğiniz bir teokrasi, din adamların yönettiği, anayasasını onların yazdığı, kurumları onların oluşturduğu, baştan itibaren işte ayetlerle, hadislerle oluşturulmuş bir şey. Ama bir cümleyi de vurgulamıştım, hani biraz İslam tarihçisi olarak da bunu söyleyebilirim. Az önce de söylediğim gibi pratik her zaman teorinin önüne geçer. Yani Şiilik tarihi de bunun baştan sona kanıtlar. Bugün 12 imamlıktan bahsediyorsak, mesela İsmaillikten, Zeydilikten bahsetmiyorsak, işte 7 imam, 4 imam vesaire, yaşayan hala mevcut imam, bu tamamen siyasetin sonucudur. Yani özellikle mesela Şah İsmail ben 12 imam değil de işte Zeydi olacağım deseydi, bugün Zeydi bir İran vardı, farklı bir durumu konuşuyorduk. Tıpkı Yemen'deki Zeydiler gibi. Dolayısıyla bu tür tarihsel önemli anlarda ulemanın veya dini kurumların farklı bir konumda olması çok düşünülemez. Yani Eser zaten böyle bir şey değil. Eser ilk günden itibaren Mısır Devleti ile çok yakın ilişkilere sahip. İran'da da ulema normalde bağımsız olmasına rağmen İslam devrimine kadar Şii ulema hep bununla gurur duyardı. Yani biz Mutahari falan bunu çok yazar. Ayetullah Mutahari devrim başında suikasta uğradı, öldürüldü. Furkan örgütü tarafından. Yani der ki biz Sünni ulemasına farklı olarak devlete bağlı değiliz ve özgür bir şekilde görüşlerimizi söyleyebiliriz. Karşı taraftan der, öbür taraftan biz halka çok bağımlıyız. Çünkü halktan humus zekat alırız. Halk bize para vermezse aç kalırız. Onun için de halkı çok hoşuna gitmeyen bidat gibi konularda ya bu bidattır, bunu yapmayayım, türbelerde böyle şeyler yapmayın diyemeyiz. Bu da bizim olumsuz tarafımızdır der. Dolayısıyla ama devrimle birlikte ulema da devlete bağlanmaya başladı. Bugün itibariyle İran uleması ya tamamen
devlet kontrolündedir ya da sesi çıkaramayacak durumdadır. Çok fazla itiraz ederse de gözaltına alınır vesaire, etrafı kapatılır. Ayetullah Muntazir örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla Esser'in, Hamene'nin bir takım açıklamalarda bulunması, iyi veya kötü, beğenelim beğenmeyelim, dini anlayış yönetimler tarafından tarih boyunca kullanılmıştır. Savaşmak istediklerinde ulema savaş fetvaları vermiştir, teşvik etmiştir, ne kadar sevap kazanacakları anlatılmıştır. Barışmak istediklerinde de ulema barışın faziletlerinden bahsetmiştir. Bugün de gördüğümüz durum budur. Çok fazla anlam yüklememek gerekir diye düşünüyorum. İkinci soru, Ahmet Can Yıldıztekin, ABD'nin İran'a karşı nükleer anlaşma yaptığı yaptırımların reddedilmesi oy birliğiyle AB ve İngiltere'nin İran'a ilişkiler kurma çabası olarak görmek mümkün mü, yoksa ABD'ye nükleer anlaşmadan çekildiği için? Yani çok kısa söylemek gerekirse bence iyi polis, kötü polis. Ben Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika karşısında tek bir bağımsız inisiyatif geliştirdiğini hatırlamıyorum. Muhtemelen bu da ondan biri değil, ama şöyle bir şey var. Yani Trump böyle çok fazla sert giderek uluslararası sistemi tehdit ediyor. Ve bu sistem son tahlilde güçlülerin lehine, yani Amerika'nın lehine, Avrupa'nın lehine, o 5 tane ülkenin lehine. Yani dünya 5'ten büyüktür söylemi var ya, yeni bir sistem kurulsun, bu çok adil olmayan bir sistem diye, adaletsiz bir sistem diye. Dolayısıyla Trump bunun yıkılmasına yardım ediyor. Ve işte dediğim gibi İran'a fazla baskı yaparak Avrupa ülkelerinin elinden kaçıp Çin'e yönelmesine sebep oluyor. Böyle bir şey sizin demek mümkün. Yani uluslararası mekanizmaları koruyalım, İran'ı çok fazla sıkıştırmayalım. Çünkü eğer İran yarın bir gün şuraya giderse, yani tamam, ben madem bu kadar üstüme geldiniz, ben Kuzey Kore örneğini izleyeceğim. Tamam, beni açlık sınırına getirdiniz, nükleer bombayı yapıyorum ve deniyorum. Bundan Avrupa ülkelerinin hiçbir faydası olmayacak. Ekonomik olarak bitecek bütün ilişkileri. Ve bir sürü tabii komplikasyonu var. Muhtemelen bundan dolayı Avrupa ülkeleri karşı çıkmıştır diye düşünüyorum. Sorular çoğaldı herhalde. Biraz daha hızlı geçeyim. Soru 3. Okan Erkan. İran-Rusya ilişkilerine Şahlık döneminden miras kalan İran'ın güvenliğini dolaylı olarak Rusya'ya bırakmasını Amerika ile anlaşma önünde olduğu gibi günümüzde kendi siyasetine eleştiriler var mıdır? Teşekkürler. Muhakkak var. Rusya'ya karşı ön yargı çok daha fazla. Çünkü Rusya doğrudan İran'ın topraklarını işgal eden, işte Kafkasları özellikle İran'dan koparan, 2. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan ve Kürdistan bölgesinde İran içinde kalan bölgeleri işgal eden bir güç. Dolayısıyla Rus karşıtlığı çok daha canlı. Dolayısıyla bu hatırlarsanız Suriye'ye yönelik bir operasyonda Hamedan'daki üssün kullanılmasına çok sert tepki gelmişti. Yani nasıl olur da Rus uçakları bizim ülkemizin içine girer, savaş uçakları, ve buna izin veririz diye. Dolayısıyla böyle bir tepki de var. Ama İran şu anda denize düşmüş durumda. Dolayısıyla her türlü yılana sarılmayı meşrulaştırabilecek durumda. Kısaca böyle diyelim. Ayhan Meyveci. Merhaba hocam. 79 Eylül'den beri kamu diploması faaliyetle devrim ihracı. İçerik olarak İran-İslam Kültür Teşkilatı kültürel propaganda tarzında dış politika sünni iken devlet devlete ilişkiler kazanamayacağı halklar düzenini yönetmesi Ortodoks Sünni halk üzerine vardı ikinci olarak Türkiye İran gibi büyük bir Türk nüfusunun olduğu bir yerde kamu diploması. Şimdi birinci bölüm doğru. İşte Sazman-ı Ferhang ve İrtibatat-ı İslami kurumu üzerinden giriyor. Kültür ateşelerini bunlar atıyor. Çok büyük bir organizasyonları var. Muazzam bütçeleri var. Tabii bu son krizle azalmakla birlikte. İşte El Mustafa gibi yine devasa bütçelere sahip üniversiteleri var. Ki bu tabii ne kadar üniversite, ne kadar başka şey, bunlar tartışılır. Muazzam bir yatırım yapan bir ülke. Devrimci bir ülke. Biraz Şiilikle örtüşen bir şey. Şah İsmail'in de biliyorsunuz Anadolu'da Osmanlı-İran çatışması, Osmanlı-Safavi çatışmasının en temel sebebi budur. Anadolu'ya gönderilen dâilerdir, davetçilerdir. Yani gelip insanları, hadi işte Şii olun veya zaten Şiiyseniz hadi niye İstanbul'a karşı ayaklanmıyorsunuz tarzı. İran bunu hala devam ettiriyor. İşte Nijerya'ya kadar gidip, Endonezya'ya kadar gidip, tarihte tek bir Şii'nin olmadığı ülkelere gidip, binlerce insanı Şiileştirip, iç toplumsal huzuru bozup, insanları birbirine düşürüyor. İran'a sorduğunuzda işte bu insanlara hidayete erdirmiş oluyor ama büyük bir iç savaşın da, hatta bugün Suriye'de bile yaptığı şey, bu demografiyi değiştiriyor. Mesela bir çalışmalar
Rakka gibi şehirlerde Hüseyiniye'ler açıyor. Bunları yapıyor. Dediğiniz gibi biraz devletlerle sorun olduğundan, biraz da bu tür çalışmaları sevdiğinden diyelim. Türkiye yapabiliyor mu? Türkiye yapamıyor. Bunu çok net bir şekilde söylemek lazım. İran devlet yapısı olarak bunlara izin veren bir kurum değil. İranlı yetkililerin aksine burada her türlü İranlı STK, İran devletinin yetkilileri Türkiye'de bir Türkiye'li gibi rahat çalışabilirken bizimkinde ne elçilikten çıkması bile o kadar kolay değil. Kültürel faaliyetlerde bulunması falan son derece zor. Onun için bizim oradaki faaliyetlerimiz çok zayıf. Yunus Emre Enstitüsü bile çalışmasında birçok zorluklarla karşılaşıyor yasal olarak. Ulvi Hüseyinov, hocam teşekkür ederim. İki sorum olacak. Rusya'nın Suriye'de İsrail'e karşı esneklik göstermesi bölgede İran'ı dengelemek için yapıldığını söyleyebilir miyiz? Evet. Kum merkezli eğitim merkezleri var orada eğitim gören yabancı öğrenci İran dış politika Şiileri. Evet, yine iki tane temel soru. Muhakkak Rusya orada engelliyor. Rusya'nın doğrudan İsrail'le kanalları var. Araları çok iyi. Bu koronadan önce Netanyahu sürekli Moskova'daydı. Rus yetkililer gidiyordu. Böyle bir şey var. İsrail açısından çok daha kabul edilebilir Rusya'nın orada olması. Ve Rusya dediğim gibi daha ideolojik bir ülke olmadığı için daha esnek. İsrail'le de birçok işbirliği olduğu için İsrail için kabul edilebilir. İran da mecburen bunu kabul ediyor. Çünkü Rusya olmasa direnemeyeceğini biliyor. Bunun karşılığında Rusya'ya bu takım tavizler veriyor. Kum'da eğitim merkezleri, evet, ciddi eğitim merkezleri var. Çok fazla orada ülkelerden, Çin'den tutun, yani Şiileştirilen Uygurlardan tutun. Dediğim gibi az önce Nijerya'ya kadar bütün İslam coğrafyasından, İslam coğrafyasının dışından talebeler var. Ve bunlar bahsettiğimiz Şii hilali kapsamında tabii ki önemli rol oynuyorlar birçok açıdan. Bu kadarla yetinelim. Sorular hala geliyor. Onun için biraz hızlanalım. Muhammed İsmail Üzen. Devrim muhafızları ile İran Silahlı Kuvvetler arasında ihtilaflar var. Çatlağın ayrılığı mümkün mü? Siyasette devrim muhafızları kendi içinden. Evet, sağlam sorular gelmeye başladı. Evet. Hemen cevap verelim. Şimdi doğru. Neden var? Bir, ideolojik bir ülke. Bahsetmedik devrim muhafızlarından ama bunların hemen tamamı asker olmayan kişilerden kurulu. Devrim sırasındaki gönüllüler. Öğrenci, mühendis, akademisyen, gazeteci, aklınıza ne geliyorsa esnaf. Bunlar eline silah alıp önce iç ayaklanmaları bastırmaya giden, sonra Irak'la savaş bitince savaşa giden, askeri üniformalarında rütbe bile olmayan Irak Savaşı boyunca böyle tamamen gönüllülük esasına dayanan bir şey. Onun için çok fazla kayıp veriyorlar. Çünkü savaşmayı bilmiyorlar. Teknikleri çok zayıf. Gönüllülük esasına, kahramanlık esasına dayalı. İşte mayın tarlasının üzerine insan dalgaları yönlendirecek kadar idealist, ideolojik gruplar. Diğer taraftan da bildiğimiz klasik ordu var. Birçoğu Amerika'da, Batılı ülkelerde eğitim almış. O konsepte göre kafası çalışan. Çok ideolojik olmadığı için devrimden sonra tasfiye edilmemiş. Ama bu anlayışın sürdüğü bir klasik ordu. Dolayısıyla ikisi arasında ihtilaf her zaman vardı. Son dönemde biraz şiddetlendi. Çünkü bu baskılar, ekonomik baskılar böyledir. Ekonomi malum altyapıdır. Ekonomi bozulduğu zaman birçok şey bozulur. En basitinden kaynaklarınız azalır, rantlar azalır ve o kaynakların adil olarak dağılmadığını İşte bir tane atıyorum medreseye bilmem ne kadar para verilirken ordunun ihtiyaçlarının karşılanmadığını gördüğünüz zaman siz ne kadar siyasetten uzak duran bir komutan olursanız da olun artık bir takım şeyleri söylemeye başlarsınız. İran'da olan da budur. Bu şiddetlenir mi? Şiddetlenebilir. DMO kendi içinden siyasi lider çıkartır mı? Mümkün. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adayları için ismi geçen birçok DMO'cu var. Kalibaf zaten DMO'cuydu biliyoruz. Muhsin Rıza'yı DMO'cuyu da biliyoruz. Bunlara yeni isimler eklenebilir. Daha fazla görünür olabilirler. Bu da böyle. Sonra Ayhan Meyveci'yi yeni bir soru zannedersem. Kasım Süleyman öldürülmeden 5 gün önce İngiliz The Guardian gazetesinde The Power and Transatlantic Gerçekleşmesi falan gücünü arttırdı yazılmıştı. Süleyman'ı varsa kıskanç mı oldular diyordu. Biraz komplo teorisi olabilir. Varsa da bunu bilmemiz mümkün değil. İçeriden birileri mi engelledi?
Ama biz şunu söylemiştik, yani İran'da pratikte en güçlü ikinci adam öldürüldü. Açıktan bir savaş sebebiydi. Ama Amerika'ya tabii savaş açmak öyle çok kolay olmadığı için İran alttan aldı. Çok ihtimal vermiyorum. Çünkü hani ortaya çıkardı muhtemelen böyle bir şey olsaydı. Ve çıkınca da kavga büyürdü. Biz karşılıklı tutuklamalar görebilirdik, suçlamalar görebilirdik, içeride çalkantılar görebilirdik. Bunları görmedik. Süleyman'dan sonra boşalan güç koltuğuna kim geçmiştir? Doldurulamadığını söyleyebiliriz. Teknik olarak İsmail Kağan'ı geçti. Ama Irak'taki diplomatlar biraz ön plana çıktı. Hizbullah Lübnan'daki biraz ön plana çıktı. Birkaç bölüme ayrıldı. Şeyin yetkisi ve gücü Süleyman'ın. Ulvi Hüseynov, onu söylemiştik pardon. Bunu söylemiştik. Ahmet Biçer, Şah rejimi devrilirken Hümeyni komünist ve liberallerin desteğini almıştı. İslam Cumhuriyeti kurulurken nasıl çok hızlı biçimde iktidarı ele geçirip diğer gruplar tasfiye edildi. Doğru almıştı. Yani bu Şah'ın bir şekilde başarısıydı. Şah bütün muhalif grupları birleştirmeyi başardı. Siyasi yeteneksizliği diyebiliriz. Tabii Şah ve yanlarına soracak olursanız da arkada yabancı bir komplo vardı. Başta İngiltere olmak üzere. Onun da öyle açıklamaları var. Temel olarak şunu söyleyebiliriz. Halk tabanında örgütlü olan grup Hümeyni'ye yakın gruplardı. Yani bunlar üniversitelerde zayıftı belki, bunlar devlet kurumlarında zayıftı ama Şeriatî'nin, Ali Şeriatî malum işte İran'ın ünlü devrimcilerinden meşhur bir şeyi var, anekdotu var. Bir molla ile bir ruşen fikir der, aydın birisi bir köyde tartışıyorlarmış, halkı hakem yapmaya karar vermişler. Hangimizin haklı olduğuna halk karar versin. Molla demiş ki aydına, hadi doğruyu söylüyorsan yaz bakalım, bir yılan yaz görsün insanlar. Tabii hemen şey yazmış güzel bir yazıyla aydın arkadaşımız. Hadi sen yaz demiş, bu da güzel bir yılan çizmiş. Halka sormuşlar, tabii okuma yazma bilmiyorum, bunların hangisi yılan? Şimdi tabii böyle halka çok üstten bakışçı falan bir şey geliştirmek istemem ama İran halkının yarısına yakının okuma yazma bilmediği, haberleşme imkanlarının bugüne kıyasla çok çok az olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Modern ideolojilerden vesaire çok habersiz bir ülke. Ulema ise 200 yıldır çok anlatmadık ama belki işte orada tütün isyanına falan girebilirdik. Ulemanın Kaçarlar döneminde nasıl bütün İran çapında, hatta Necef'te, hatta İstanbul'da, Bakü'de organize olduğuna girebilirdik Rusya'da. Onlara girmedik ama ulemanın 100 yıllık bir tecrübesi vardı. Hem siyasette, hem halkı örgütlemede, hem de İslam devrimi esnasında birçok Hümeyni'nin yakındaki adam meşrutiyete vurguda bulunur. Ve o dönemde yaptığımız hataları şimdi yapmayacağız derler. Ciddi bir ders almıştı, süreklilik vardı. Ve dolayısıyla Hümeyni bunu kullanabildi. Adım adım ilerledi. Orada da farklı teoriler öne sürebiliriz. Acaba Hümeyni'nin ilk günden kafasında bugünkü gibi bir İslam Cumhuriyeti mi vardı? Tamamen din adamları tarafından yönetilen, çok kapalı, böyle dünyayla kavgalı. Yoksa koşullar mı buraya itti? İkisi için de şeyimiz var. Bir takım argümanlar öne sürebiliriz. Ama ikincisi biraz daha güçlü görünüyor. Çünkü Hümeyni iş başına gelince aslında Tahran'dan ayrılıp Kum'a gidiyor. Benim yönetimle siyasetle işim olmayacak diyor ve Cumhurbaşkanı Molla olmasın diye ısrar ediyor. Onun için bakacak olursanız ilk geçici başbakan Mehdi Bazargan'dan tutun, ilk cumhurbaşkanı şeye kadar, neydi adamın adı? Adamın adını unuttuk. Beni Sadr'a kadar, Ebul Hasan Beni Sadr'a kadar, ondan sonra hatta Muhammed Recai'ye kadar cumhurbaşkanlarının şey olduğunu görüyorsunuz. Sivil, molla olmadıklarını görüyorsunuz. Ama her seferinde bu iç çatışmalar, savaş, bir de savaş hükümetlere olağanüstü bir güç veriyor. Yani siz savaşı kullanarak Irak Savaşı'nı veya Amerika ile olan gerginliği, şu anda savaş dönemindeyiz. Savaş varken bunların sırası mı diye her türlü makul itirazı yok edebiliyorsunuz. Nitekim bu Nihzet Azadi Özgürlük Hareketi'nin falan son derece makul hareketlerdir bunlar. Yani muhafazakar demokratlar olarak tanımlayabileceğimiz.
bunların tasfiye edilmesi, İran'ın gittikçe böyle dini diktatörlüğe doğru kaymasında bunların etkisi var. Çünkü birçok eleştirmen, hatta işte Ayetullah Mukayri, az önce bahsettim, onun oğlu Ali Mutahri geçen dönem milletvekiliydi. Sık sık bahseder. Yani devrimin başında birçok söz vermiştik. Babam söz vermişti, Hümeyni söz vermişti. Böyle özgürlükler olacak, her türlü görüş olacak. Şu anda niye böyleyiz diye. Ama bir taş da kuyuya atılınca, bir deli attığında 40 akıllı çıkartamıyor. Bir şey ideolojik hale geldiğinde, kurumsallaştığında, yapısallaştığında onu çok değiştiremiyorsunuz. Mesela devrim muhafızlarının bugünkü gücü örneğin. Hümeyni savaş bittiğinde devrim muhafızları, komutanları yargılansın diyorlar. Çünkü çok fazla hataları var. Çok fazla siyasete girmişler. Artık yolsuzluğa battıklarına dair ciddi işaretler var. Ama Hümeyni bunu yapabilirdi. Hümeyni bütün yönetim kadrosunu idam etseydi bile İran içinden hiçbir ses çıkmazdı. Ama Ayetullah Hamenei'nin böyle bir gücü de yoktu, yetkisi de yoktu, karizması da yoktu. Dolayısıyla devrim muhafızları ordusunu bir müttefik olarak aldı. Bir koalisyon ortağı gibi aldı. Rafsanjani ve Hümeyni'nin oğlu Ahmet Hümeyni karşısında. Çünkü çok zayıf kalıyordu. Bu işbirliği bugüne getirdi. Bugün artık İran'da en ufak bir iş yapacağınız zaman devrim muhafızları ordusu, dış politika devrim muhafızları ordusu, basın yayın haber ajansları devrim muhafızları ordusu. Yani ülke neredeyse devrim muhafızları ordusuna çevrilmiş durumda. Ulemayla şey arasında kurulan, onlar arasında kurulan ilk 10 yıldaki ilişki tamamen DMO'nun lehine kaymış durumda. Bugünkü mecliste de mollalardan çok daha fazla DMO'cu var. Dolayısıyla budur. Ulema halk arasında etkiliydi. Hümeyni müthiş karizmatikti. Ve insanlar aslında bakacak olursanız halkın %90'ının ne olup bittiğinden pek bir haberi yoktu. İran devrimini anlatırken hep Tahran'da yürüyen kalabalıklar. Ama dediğim gibi yani nüfus oranına vuracak olursanız bu çok küçük bir kesime tekabül ediyordu. Dolayısıyla bugün gelinen yerde de böyle bir şey oluşmuş oldu. Son bir soru daha var herhalde. Son dönemde gerek Mehmet Burak, gerek İran'ın gerekse de Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişmeler değerlendirildiğinde ve Arap Birliği'nin Türkiye ve İran aleyhindeki söylemleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ve İran'ın birbirine ihtiyacının olduğunu ve bölgesel bir ittifak anlaşması yapacaklarını düşünüyor musunuz? Doğru, Türkiye ve İran düşmanlığı var. İsrail'in merkezinde yer aldığı, İsrail'in düşünsel bazda merkezinde yer aldığı, Arapların paralarıyla, Körfez Araplarının paralarıyla finanse ettiği, Trump tarafından veya işte Beyaz Saray tarafından desteklenen bir politika var. Siz de okuyorsunuz, biz de görüyoruz. Sürekli olarak işte siyasal İslamcılar, ihvancılar, teröristler vesaire. Halbuki işte karşı taraf, biz en son bir yayın çıkardık yeni Medhali Selefilerle ilgili. Karşı taraf en sert, en radikal Selefi gruplarla bile işbirliği yaptığında bunu ne uluslararası basında ne başka yerde görmeniz mümkün değil. Savaş suçlarına örtülüyor vesaire vesaire. Türkiye ve İran zaten tarihsel olarak son 100 yılda ciddi işbirliği yapan iki ülke. Birbirine çok benzer kuruluş hikayeleri var, birbirine çok benzer idealleri var. Türkiye'nin coğrafi olarak bir takım avantajları var. Tarihsel olarak Avrupa ile ilişkilere bakımından bir takım avantajları var. Ve Türkiye bu bakımdan yapısal olarak bir takım reformları daha rahat yapabilmiş bir ülke. İran bunları yapamadı ve farklı şeyler var. Ama buna rağmen, bizim NATO üye olmamız da öyle, buna rağmen, aradaki farklılıklara rağmen iki ülke soğuk savaş boyunca birbirine çok yakın. Ortak istihbarat anlaşmaları var, faaliyetleri var. Güvenlik konusunda bürokrasi birbiriyle çalışıyor. Bu bugüne kadar devam ediyor. 79 devrimi de bunu etkilemedi. Türkiye, İran devrimini en çabuk tanıyan ülkelerden biri oldu. Çok çabuk adapte oldu ve İran'ı bir resmi aktör olarak kabul etti. Henüz birçok ülke devrimle ilgili şüpheler taşırken. Dolayısıyla zaten belli ilişkiler var ama bize şunu gözden kaçırmamak lazım. İran'ın bir takım politikaları da bölgenin bugüne gelmesinde çok etkili. Yani İran, Suriye rejimi üzerindeki nüfuzunu biraz kullansaydı olaylar buraya gelmeden çok rahat çözülebilirdi. Hatta bugün bile İran biraz makul çözüme yanaşsa Suriye'de çok çabuk çözüm olabilir. Irak'ta çok daha kapsamlı yönetimler iş başına gelebilir. İran'ın burada dediği ben tehdit altındayım. Tehdit altındayken geri adım atamam. Ama diğer taraftan İran'ın üzerindeki tehditler kalktığında da Obama döneminde olduğu gibi bir dönem
İran'ın yayılmacı politikalarını hızlandırdığını görüyoruz. Yani yine bölgesel işbirliği yerine bir tahakküm arayışında. Bu biraz Türkiye'yi zorluyor açıkçası. Yani İran'ın biraz daha makul adımlar atması durumunda. Bir örnek yani PKK-İran ilişkileri ciddi bir örnek bu konuda. Yani İran'ın bu kadar problemi varken, hatırlayacak olursanız birkaç önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı. Maku'da, Ağrı'nın karşı tarafında, Doğu Beyazıt'ın 100'e yakın PKK'lı var diye. Yani çok basit, Türkiye'nin taleplerine dahi bu bizim için güvenlik meselesi, 40 yıllık bir terör meselesi. Siz de terörden çok çektiniz, biz anlarsınız. Hadi beraber bir şey yapalım tekliflerine. İran bugüne kadar çok pratikte adım atmıyor. Bir takım göstermelik adımlar atsa da. Dolayısıyla dünkü zirvede de vurguda bulundu. Eğer yeni dönemde İran'dan bu takım adımlar görürsek, Türkiye'nin endişelerini daha fazla dikkate alan, muhtemelen Türkiye buna da olumlu cevap verecektir. Çünkü Türkiye hiçbir zaman bir Suudi Arabistan gibi, bir İsrail gibi böyle İran'ın varlığına kasteden, İran'ın rejimi yıkmaya çalışan hiçbir zaman faaliyetlerin içinde olmadı. Bunu İran çok iyi biliyor. Türkiye'nin böyle bir konum alması halinde neler olabileceğini de çok iyi biliyor. Ama Türkiye her zaman İran'ın istikrarını, bekasını gerçekten önemsemiştir. İran'da bulunan rejimden bağımsız olarak. Çünkü bölgenin girişte de söyledik, en önemli iki ülkesinden biri. Onun için işbirliği konusu biraz İran'ın atacağı adımlara bağlı. Yoksa tabii ki ortak düşmanlarımız var, biz bunu görüyoruz. İran'ı eleştiren adam 3 tweet İran atıyorsa bir tane Türkiye'ye atıyor. İranlı muhaliflerin en son gündeme de geldi. Türkiye'de yaşıyorlar, İran'dan kaçıyorlar. Ama bunların sosyal medya hesaplarını falan inceleyecek olursanız sürekli Türkiye'ye saydırdıklarını, bildirdiklerini görüyorsunuz. Dolayısıyla bir takım şeylerin farkında tabii ki Türk hükümeti de. Ancak işbirliği için karşılıklı iki tarafın da niyet olması lazım. Tek taraflı işbirliği yapamazsınız. Yeni dönemde İran bu konuda daha olumlu olursa, yapıcı adımlar atarsa ben Türkiye'nin de bu konuda daha fazla İran'a yaklaşacağını düşünüyorum. Deyip burada bitireyim isterseniz. Soruların da hepsini cevapladım zannedersem. Kaçırdığım olmamıştır inşallah. Çok teşekkür ediyorum.